Neden çivi ya? Ürdün, İslam ülkeleri içinde ayrı bir yere sahip. Özellikle savaşın olduğu Orta Doğu coğrafyası içinde bir barış adası gibi. Komşuları Irak, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır. Bütün bu birbiri içinde çalkantılı ve savaşın olduğu coğrafya içinde Ürdün'de bir barış ve huzur havası hakim. Ürdün'e Filistin'den sonra gitmiştik. İsrail sınırından Ürdün'e geçtiğimizde kendimizi özgür hissettik doğrusu. Çünkü Filistin'deki duvarlar ve duvarların arkasında yaşanan bir sürü sıkıntının ötesinde Ürdün bize mutluluğun, refahın, özgürlüğün olduğu bir ülke gibi geldi. Ancak ülkenin genel olarak yapılanmasına baktığımızda nüfusunun çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğunu görüyoruz. Diğer taraftan kadın sorunları ülke içinde çok ön planda olmasa da yine de görülüyor. Kraliyet tarafından yönetiliyor, kabileler ülke siyasetinde hakim. Bu süreç içinde özellikle kadınların siyasete katılımı, medeni haklarında ciddi sorunlar var. Yine Ürdün, namus cinayetlerinin de rakamsal olarak verileri net olmasa da görüldüğü ülkelerden birisi. Şu anda Ürdün siyasetinde 6 tane senatör kadın var. Bu da yine kralın teşviğiyle olmuş. Her ne kadar yasal olarak kadınların lehine pek çok uygulama yapıldığı söylense de uygulamaya bu fazlaca yansımıyor. Ürdün, Orta Doğu içinde İslam ülkeleri arasında kadın modernleşmesini gerçekleştirmede lider olma iddiasında olan ülkelerden birisi. Ancak ülke içindeki tartışmalar ve ülkenin genel durumu bu noktada bazı soruları da zihinlere getiriyor. Ürdün, Orta Doğu ülkeleri içinde hem çok benzer hem çok farklı özelliklere sahip bir ülke. Komşu ülkelerinden pek çok özelliği barındırıyor. Nüfus yapısı da öyle. 5 milyonluk nüfusun yarısı Filistinli, kalanı ise Çerkes, Çeçen ve Araplardan oluşuyor. Ürdün'ün aynı zamanda bölge ülkeleri içerisinde özellikle kadın modernleşmesi anlamında liderliği yapan bir görünüm. Saray ise bu modernleşmenin başını çekiyor ve kadın hareketleri kraliçeler ve prensesler tarafından yönlendiriliyor. Kral Hüseyin'in kız kardeşi Prenses Basma Binti Tellal da kadın konusunda en fazla çalışma yapanlardan biri. Oxford Üniversitesi mezunu prenses, Ulusal Kadın Komisyonu Başkanı ve Milletvekili. Gerçekten, eğer beni bu alanda, özellikle de meclisteki kadınlar üzerine aktif rol almaya iten şeyin ne olduğunu düşünürsem, aynı zamanda Türkiye ile de sıkı bağları olan rahmetli annem, Majesteleri Kraliçe Zinet Şaraf'tan ilham aldığımı söylerim muhtemelen.
We feel very much a family here in Jordan. We, you know, even today we feel very much Jordanian society. There are traditional and familial ties. Ürdün toplumu çok geleneksel ve aile bağları sıkıdır. Ve kadınlar aile bağlarında önemli rol oynarlar. Ve benim inancım o ki kadınlar kalkınma sürecinin merkezinde, çekirdeğinde bulunmalıdırlar. Eğer bir ülkede bir ilerleme ve başarı sağlanacaksa, kadın bunda aktif rol oynamalı, hatta inisiyatifi olmalıdır. Erken yaştan itibaren ülkenin değişik yerlerini gezdim. Farklı yaşlarda pek çok Ürdünlü kadınla tanışma imkanım oldu. Her zaman gıpta edilen bir öncü karakter oldum. Sanırım bütün bu etmenler zamanımı meclisteki kadınlar davasına adamama vesile oldu ve beni motive etti. Ürdün Haşemi Krallığı'nın başkenti Amman'da bugün batıyı aratmayan hayatlar yaşadı. Görünüşleriyle, bazen de hayalleriyle Ürdün gençleri oldukça batılı bir profil çiziyorlar. Ülkelerini dünyaya tanıtan prensesleri gibi. Merhaba, benim adım Lara. İç tasarımcıyım ve 23 yaşındayım. Ürdün'de hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Kuşlar kadar özgürüz. Ayrıca çok demokratiyiz. Okay, in each family, you know, there are limits as well. So like, in my family, her ailede sınırlar, kurallar vardır. Peki benim ailemde? Tamam, gezmeyi severim. Erkeklerle konuşur, onlarla bir yerlere giderim. Ama sınırı geçmem. Yani erkeklerle çok içli dışlı olmam. Çünkü bu hoş bir şey değil. Ve özellikle Arap ülkelerinde bir kızın ismini kutuza çıkarır. Onun dışında annem babam yoktur ve istediklerimi yaparım. Ama tabii bir erkekle ilişkin olursa bunu ilk anneme söylerim. Okay, I'm Tima Derwish. I'm studying in the University of Jordan in Faculty of Pharmacy. Ürdün Üniversitesi'nde eczacılık fakültesinde okuyorum. Successful pharmacist in the future. Hayalim gelecekte başarılı bir eczacı olmak. Doktor olmak, doktorluk diploması almak için Avrupa'ya gidip eğitimime orada devam edebilirim. Ürdün'deki kadınlara gelince, diğer bütün ülkelerdeki Amerika'daki kadınlarla eşit haklara sahibiz. Bütün haklarımıza sahibiz. Çünkü bütün vazifelerimizi yapıyoruz. O kadar. Ürdün'de yaşamaktan mutluyuz. Ama hayalim Avrupa'dan doktorluk diploması almak. Bu benim için iyi olacak. Çünkü başka ülkelerde bilgi edinmek güzel. Başka ülkelerde eğitim güzel. Amerika olabilir, başka bir yer olabilir. Ama başka insanları tanımak, onların nasıl yaşadığını görmek güzel. Sahip olduğum bilgiyi arttırmak güzel. Okay, there are two ways to get married. The traditional way, like someone come to your home and don't know. İki çeşit evlenme şekli var. Biri geleneksel olan. Bir adam evinize gelir. Onun hakkında hiçbir şey bilmezsiniz. Ve sanırım %95 karar size bağlıdır. Evet, bazen aileler zorlar. Ama bu çok az olur. And the other way, like Avrupa'da ya da Amerika'da olduğu gibidir. Üniversitede, iş yerinde biriyle tanışırsın. Birbirinizi tanırsınız. Ardından sana kalmış evlenmeyi kabul edersin ve evine gelir vesaire. You agree to marry, then he will come to your home and so on. So this thing you can't find it like 10 years ago. Bunu 10 yıl önce görmezsiniz. Bu bir kadın için imkansızdı. Ama bence bugün evlilik konusunda kendi seçimimizi yapmakta özgürüz. Mal sahibi bile olabiliyoruz. Araba, apartman veya herhangi başka bir şey. Buildings, anything. Yok canım, zor değil. Valla hangi saatte çıkabilirsin yani? 1'de, 2'de, sabahında, 3'ünde, 4'ünde çıkarlar. Kimse kimseden korkmak. Yani burası çok emanet bir yeri. Yani Ürdün çok emanet bir memleket. Çok hiç... güzel hayat var. Peki sinema? Işte. Sinema var, club var, disco var, pub var. Her şey var. Her şey var. Giderler, gelirler yani. Kimse kimseden korkmaz. Kadınlar sürer arabalar. Ürdün'de hayat modernleşiyor, değişiyor. Ancak siyasette korunan bir muhafazakarlık var. Özellikle parlamentoda ve senatoda. İki önemli yürütme organında. Senatoda 6 kadın, parlamentoda 6 kadın var. Ancak bu kadınlar seçimle iş başına gelmemişler. Kralın atamasıyla şu anki pozisyonlarını almışlar. İşte Ürdün'ün senatör ve milletvekili kadınları. Onlar siyasette kadının gerçekten güçlü olduğuna inanıyorlar mı?
Soyları Hazreti Muhammed'e dek uzanan ve bununla övünen Haşemi Krallığı bugün Orta Doğu'nun en batılı imaja sahip ülkesi. Bu imajını her bir İngiliz eğitimi almış olan kraliyet ailesinin fertlerine borçlu. Özellikle de kadınlarına. Asıl hikaye evvel zaman içinde değil, Osmanlı'nın çökmek üzere olduğu Birinci Dünya Savaşı'nın ortalarında başlar. İngilizlerin Osmanlı egemenliğindeki Ürdün ve Filistin topraklarını işgal etmesine Mekke Şerifi Hüseyin de yardımcı olur.